Siyasette yumuşama, normalleşme çabamız adında muhalefeti normalleştirme çabasıdır. Sıkılı yumrukları açacak olan muhalefettir. Normalleşmesi gereken muhalefettir dedi. Ne söylemek istersiniz? Normal bir açıklama olmamış. Bu açıklamanın da normalleşmeye ihtiyacı var. Bir el sıkışmak için tek el yetmez. İki taneye gerekir. Biliyoruz ki geçmişte yumruklar sıkılıydı. Ve 31 Mart akşamı milletimiz bize birinci parti olmayı teveccüh ettiğinde, seçimlerden Cumhuriyet Halk Partisi'ni 47 yıl sonra birinci parti olarak çıkardığında ilk açıklamamızda şunu söyledik. Kibre kapılmayacağız, birinci parti olmanın verdiği sorumlulukları yerine getireceğiz dedik. Ve ilk bayramda Sayın Erdoğan'ı aradım. O görüşmemizde randevu talep ettim. İlk ziyareti gerçekleştirdim. Ve yıllar sonra el sıkışma imkanı oldu. Daha önce Anıtkabir'de el sıkışmayan, cenaze törenlerinde ana muhalefet partisi lideriyle selamlaşmayan bir çizgiden bugün geldiğimiz çizgi son derece olumludur. Bu işin bir tarafı ve bir sahibi yoktur. Ne benim ne tek başına Sayın Erdoğan'dır. Muhalefeti belli bir şekle sokmak için normalleşme tanımı yapmak, olsa olsa ittifak ortağının gönlünü yapmaya yönelik kurulmuş bir cümledir. Bu konuda da Sayın Erdoğan'ı anlıyorum. Geçtiğimiz günlerde de kendisinin bugün bazı gazetelerdeki bir değerlendirmesini okuduk. Efendim işte Özgür Bey'in kullandığı bir ifade bizi incitti gibi. Oradaki o ifadenin kullanılmasına sebep Sayın Bahçeli'nin bize grup toplantısında normalleşmeden duyduğu rahatsızlık sonucunda Erdoğan'la ittifakı bozup bizim Erdoğan'la ittifak yapmamızı teklif etmesi üzerine Bahçeli'ye verdiğim bir cevaptı. Ve o cevabı o günden sonra Sayın Erdoğan Sayın Bahçeli ile olan ilişkileri onarmak için kullanıyor. Bunu anlayışla karşılıyorum. Ancak bu memleketin normalleşmeden anladığı iktidarıyla muhalefetiyle birbiriyle diyalog kurabilen, sorunları konuşabilen, tartışabilen, birbirini ikna etmese de birbirine düşman gözüyle bakmayan ama mücadeleyi de eksik bırakmayan bir anlayışı takdir ediyor millet. Muhalefet muhalefet olmaktan çıktıktan sonra demokrasi demokrasi olmaktan çıkar. İşte bugün daha asgari ücrete zam yapmayacaklarını açıkladılar. Şimdi asgari ücrete zam yapmayacak bir iktidarla artık bu alanda yapılacak bir müzakere kalmadıysa yapılacak iş mücadeledir. 30 Haziran günü Kocaeli'nde yapılacak olan büyük emek mitinginde biz iktidara bu asgari ücrete zam yapmama noktasındaki tavrının cevabını vermek üzere sokaklarda, meydanlarda olacağız. Biz milletten muhalefet partisi olarak yetki ve sorumluluk aldık. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir farkımız şu. Biz sandıkta muhalefet edeceğiz diye oy toplayıp, biz bu anlayışa karşıyız diye oy toplayıp, araya bir daha sandık girmeden 180 derece taraf değiştirecek bir anlayış bizde yok. Bizden bunu bekleyen varsa boşuna beklemesin. Ama biz milletten kavga etmek için, seçilmiş Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek için ya da siyasi muhataplarımızla sadece itişip kakışmak için de yetki almadık. Siyasetin gereği olgunluk içinde, nezaket içinde her bir lidere bize ne kadar kötü sözler söyleseler de onlara oy veren seçmenlerine saygımızdan hak ettiği, makamının hak ettiği saygıyı göstermeye devam edeceğiz. Ama milletin verdiği muhalefet sorumluluğundan bir adım geri atarsak zaten millet bize hakkını helal etmez. Halkın bizden beklediği onun hakkını savunmaktır. Ben Erdoğan'ın memleketinde unuttuğu çay üreticisinin de Trakya'daki, Adana'daki, Osmaniye'deki, Konya'daki buğday üreticisinin de Ordu'daki fındık üreticisinin de Manisa'daki üzüm üreticisinin de Antalya'daki güney sahillerimizdeki narenciye üreticisinin de sorununu dile getirmek, onun için mücadele etmek, gün geldiğinde önlerine düşmek, meydanlara çıkmak benim görevimdir. Bizim üslubumuzda
kavga yok, bizim üslubumuzda hakaret yok, iftira yok ama bizim siyasetimiz en dirençli ve en etkili siyasettir. Bunu görmeye devam edecekler. Normalleşelim, muhalefet etmeyin diyorlarsa biz orada yokuz. Ama yumruğunuzu yeniden sıkacak mısınız diyorlarsa biz orada da yokuz. El sıkışmaya, selamlaşmaya, müzakereye de devam, mücadeleye de devam. Millet bizden bunu bekliyor.